Depremin meydana geldiği illerde deprem öncesi dönemde de hava kirliliği bir sorun olarak karşımızdaydı. Özellikle bu bölgede termik santraller yoğun olarak bulunuyor. Sanayi tesislerinin de yine yoğun olduğu bir bölge. Dolayısıyla yakıt kullanımı da evsel ısınmada da çok yaygın. Buna bir de deprem eklenince elbette büyük bir yıkım oldu ve enkaz nedeniyle tozun içerisinde bulunan bütün kimyasal maddeler de ortama yayılmış oldu. Yine bizim bu toz içerisinde en çok kaygılandıran konu da asbest, sizin de vurguladığınız gibi. Bu toza karışan asbestin solunmasıyla ilişkili olarak da ciddi bir risk bizleri bekliyor. Diğer bir unsur, İskenderun limanında depremin ilk günü ortaya çıkan yangın gibi risk söz konusu, yangın riski. Yangın riskinin olabileceği bir başka yerde geçici yerleşim alanları, özellikle çadır kentler, geçici yerleşim alanlarında da özellikle fosil yakıt kullanımına bağlı olarak hava kirliliğinin gözle görülür biçimde arttığını görüyoruz. Greenpeace'in bir paylaşımı oldu. Geçen hafta bölgede Hatay'da ölçümler yapmışlar ve burada 12 saatlik ortalama Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği değerin 5 kat daha üzerinde. Peki ne tür sağlık sorunları bekliyoruz bu hava kirliliği riskiyle ilişkili olarak? Özellikle bebeklerde, çocuklarda enfeksiyonlarında bir yatkınlık oluşturması ve solunum yolu hastalıklarında bir artış görülebilir. Bunun dışında kronik hastalığı olan, işte KOAH'ı olan, astımı olan veya kalp yetmezliği, kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları olan kişilerde akut alevlenmelere yol açabilir bu hava kirliliğindeki artışlar. Karbon monoksit zehirlenmelerini görebiliriz. Uzun dönemdeki etkilerine bakıldığında ise akciğer kanserine ve diğer bazı kanserlere yol açıyor. Dolayısıyla bu açıdan da bölge halkı ciddi risk altında.